Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geldik işaret isimlerine. Ne yapıyoruz? Bu kitap diyoruz. Bu adam diyoruz. Hâzel kitâb, hâze er-racul diyoruz. Hâzel racul, hâzel kitâb, bu kitap, bu adam. Ne yapıyoruz? Önce şey yapıyoruz. Bu sıfat, soru işaret sıfatını getiriyoruz. Sonra kelime-i zikrediyoruz. Şimdi bunlar tekil, ikil, çoğul durumuna göre değişiyor. Müennes, müzekke durumuna göre değişiyor. Mesela bu tekil olduğunda hâzâ, hâzâ racul, bu adam. Hâzâni er-racûlâni, bu iki adam. Hâulâ'i er-ricâl, bu adamlar. Bakınız, hâulâ'i böyle yazılıyor. Biraz imlası zordur. Hâzihi, bu müennes için mesela hâzihil mer'e, bu kadın. Hâtâni, bu ikisi bayan olarak. Hâulâ'i yine aynı, bunlar demek. Örnek kullanım bakıyoruz. Hâzet tıfl, bu çocuk. Hâzâni at-tıflâni, bu iki çocuk. Hâulâ'il atfâl, bu çocuklar. Bu kızlar. Hâulâ'i el-benât. Hâulâ'i çoğul olacaktı. El-benât kızlar. Bu iki kız. Hâtânil bintâni. Bu kız. Hâzihil bint. Bu kitaplar. Hâzihil kutub. Niye hâzihi? Kitap kelimesi müzekker değil miydi? Evet, ama düşünemeyen çoğullar tekil müennes hükmündedir. Hâzihi hükmündedir. Uzak işaret zamirler de sayıya göre farklılık gösteriyor. Şimdi yakındaki bu, uzaktaki o. Yani bizim evde şo derler uzaktakine normalde. Bizim karavan bölgesinde en azından öyle. Türkçe'de şeyde, resmi Türkçe'de o diyorlar. O da karışıyor bu sefer. O zamir o mu yoksa işaret o mu? Zalike, mesela o kitap. Zalikel kitap. Zanike, ikisi. Ulaike, onlar. Tilke, o kız, müennes için. Mesela tilke seyyara, o araba. Tanike, ikisi. Ulaike, yine aynı ikisi. Çoğul, oradakiler anlamına gelir. Örnek kullanalım. Ulaikel atfal, zanike attıflani, zalike tıfl. Tekilde zalike, ikilde zanike, çoğulda ulaike. Tilkel bint, o kız, tilke olacak. Çünkü bint müennes. Tanike el bintani, ulaikel benet, o kızlar. O kitaplar tilkel kutub. Niye tilke, niye zalike değil? Çünkü kutub çoğul, düşünemeyen varlık, tekil müennes hükmündedir. Geldik işaret isimli müptida haber şeklindeki kullanma, bir de sıfat tamlaması arkadaşlar. Hada'dan sonraki gelen kelime eliflam takılı mı olacak, yoksa eliflam takısız mı olacak? Eliflam takılı, eliflam takısız. Bu kitaptır diyoruz bakınız. Bu özne, kitaptır yüklem. O zaman özneler belirli, yüklemler belirsiz olacak. Bu kitap, hâzel kitap, şey, bu kitaptır. Hâzel kitap dersek o zaman ne oluyor? Bu kitap oluyor. Niye? Çünkü ne demiştik sıfat tamlamasında? Eliflam takısı varsa, yani belirliyse belirli olacak, belirsizse belirsiz olacak. Şimdi işaret sıfatları bu dediğimiz anda belirlidir zaten yani. Bu dediğinize göre ortada belirli bir şey var. Özel isimler gibi. İşaret isimler de belirlidir. Hâzel kitap, bu belirli gelmiş, bu da belirli gelmiş eliflam takısından dolayı. O zaman bu bir sıfat tamlaması, isim cümlesi değil. Hâzel kitap, bu kitap demektir. Yeni kelimede ne var? Mâ, fekat, lekat, innemâ, innemâ, kezâlike, vesata, tercüme, yutercümü, tercümetun, şekâ, yeşku, şekve, harîk, zanne, yazunnu, zunûn, hasûd, hasıl aleyhi, yahsulü husûlen, men iştirâ mâ la yehtâcu ileyhi, ba'a mâ yehtâcu ileyhi. Çok güzel bir deyim değil mi? Burada söylememiz gereken bir şey ne var? Ekstradan yok. Ma edatının kullanımı bakalım arkadaşlar. Şuradaki ma herhangi birisinin. Kitabun ma, herhangi bir kitap. Dirase ma, herhangi bir eğitim. Yani arkasından getiriyorsunuz. Gelelim fiil çekimlerimize. Baştan illetli, vav ya elifli fiillere misal fiil deniyor. Yani başta vaade gibi vav ya da ye gelirse o zaman şey oluyor. Misal oluyor. Bunların şimdi ef'ale kalıbına bakacağız. Ve'ade, aslında ve'ade fiili, ve'ade, ef'ale ne oluyor? Ev'ade oluyor. Muzari ise şimdiki zamanı, yu'idu, mastarı i'ad. Arkadaşlar bu nasıl olacaktı normalde? Ef'ale yuf'il if'al, ev'ade yu'idu, i'ad olması gerekiyor değil mi? Ama şu sakin vav'dan önce kesre geldi mi, y'ye dönüşüyor bu. I'ad oluyor.
Fe'ale kalıbına bakalım. Ve'ade yuva'idu tev'id. Burada bir şey değişmiyor. Ve'ade yuva'idu muva'adetun. Burada bir şey değişmiyor. Şurada değişiyor arkadaşlar. İfte'ale yefte'idu ifti'al kalıbında. İute'ade. İute'ade oluyor. İute'ade de bu vav ye'te'ye dönüşüyor. İtte'ade oluyor. Yette'idu itti'ad. Şurada değişim var. İstev'ade, yestev'idu. Bu normalde istiv'ad olması gerekiyor değil mi? İstiv'ad olması gerekiyor. Ama şu sakin vav'dan önce kesre gelirse bu vav ye'ye dönüşüyor. İsti'ad oluyor, tamam mı? Burada vehme yapın. Diyalogumuza devam ediyoruz. Evet. Herkese kolay gelsin.